tekrar hoş geldiniz. Sonunda geçen sene çekmek istediğim, hatta çektiğim ama sonra beğenmeyerek sildiğim bir videoyu, yani tatil alışverişim ve bavul hazırlığım videosunu bu yıl tekrar çekiyorum ve umarım bu video sizlerle buluşacak. Gerçekten hem tatil için hazırlık yapmak hem de bu hazırlığı bir yandan yaparken bir yandan da kaydetmek zormuş. Ben geçen sene böyle işleri çok son dakikaya sıkıştırdığım için biraz yetiştiremedim. Sonra yaptım ama işte montajı bitmedi falan. Bir türlü içime sinmedi yani. Ama şimdi buradayım, hazırım. Saatte daha tam akşam olmadı. O yüzden işlerimi tamamen yetiştirebilirim diye düşünüyorum. Acayip sıcak bu arada. İstanbul şu an yanıyor yani resmen. Evde oturduğum yerde suratımdan şıpır şıpır terler dökülüyor. O yüzden cam açarak çekiyorum bu videoyu. Umarım çok ses gelmez. Öyleyse başlayalım. Ben alışveriş yaparken öncelikle buna gerçekten ihtiyacım var mı? Bunu almam benim için elzem mi diye kendime soran bir insanım. Çünkü kullanmayacağım bir şeyleri almayı sevmiyorum. Yani bir şey, bir kıyafet alıyorsam bile evde neyle giyebilirim? Bunu neyle kombinleyebilirim? Ya da bu ayakkabı neyin altına olur gibi düşünüyorum almadan önce. O yüzden çok sık ve çok fazla alışveriş yapmıyorum. Sadece ihtiyacım doğrultusunda alışveriş yapıyorum. Dolayısıyla tatile özel bir alışveriş yapmak da eğer ihtiyaçlarım varsa ona göre yaptığım bir şey. Bu yıl kendime öncelikle bir yeni bir bikini aldım. Çünkü geçtiğimiz sene H&M'den aldığım beyaz bir bikini takımım vardı. Çok da severek giydim. Böyle yanlarında işte şeyler vardı. Deniz kabukları falan. Fakat o beyaz bikini beyaz olduğu için mi yoksa H&M'in üretimiyle ilgili bir problem mi bilmiyorum. Yani bütün beyaz mayoların başına bu problem geliyor mu bilmiyorum ama sarardı arkadaşlar. Bildiğiniz sapsarı oldu. Hatta buradaysa göstereyim onu. Bayağı böyle denize girdikten, havuza girdikten sonra belli oluyor mu bilmiyorum ama sarardı yani. O bembeyaz halini kaybetti. Benim de o yüzden hiç hoşuma gitmiyor bu durum. Ve birazcık da kendini bıraktı yani. Bikininin hem altı hem de üstü bir saçma sapan bir şey oldu. Yani kalitesinden memnun kalmadım kısacası. Eğer bikini almayı düşünüyorsanız, henüz almadıysanız H&M'den bence almayın. Alacaksanız da sadece bir sezon sizi kurtaracağını bilerek alın. Ya da beyaz bikini almayın. Belki diğer bikinlerinde bir problem yoktur ama kesinlikle hem böyle dikişlerinden atan şeyler oldu, iplikler oldu. Hem rengi böyle gri, sarı arası bir şey oldu. O yüzden bu yıl bunu giyemeyeceğim için, çünkü sarardı yani, kötü görünüyor. Yeni bir bikini almam gerektiğini düşündüm. Trendyol'dan bir tane mayo almıştım ben, siyah. Kış döneminde sadece bir tane 34 bedeni kalmıştı. O yüzden 30-35 lira gibi çok uygun bir fiyata almıştım ama ben uzun yıllardır hiç mayo giymedim. Çünkü karnımın da bronzlaşmasını seviyorum. Öteki türlü beyaz kalıyor. En son çocukken mayo giymiştim yani. O yüzden o mayoyu aldım, öyle bir fırsat indirim bulduğumda belki yeniden mayo giyebilirim diye. Hatta onu da göstereyim. Böyle bir mayo. Bu bağcıyı boynunuzdan da geçirebilirsiniz. Şöyle göğüste de bağlayabilirsiniz. Şık duruyor. Belinde şöyle bir kemeri var. Aynı zamanda spor da görünmesini sağlıyor bu kemer. Güzel bir mayo. Bu 34 beden dediğim gibi 35 lira gibi bir paraya düşmüştü. Çok uygun olduğu için aldım. Ama giyer miyim bilmiyorum. Çünkü mayo ile rahat edip edemeyeceğimi bilmiyorum. Bikiniye çok alıştım. Bunun da linkini eğer bulabilirsem bırakırım buraya muhakkak. Yine böyle indirimde yakalarsanız alabilirsiniz. Çok güzel bir kumaşı var. Daha denemedim tatile gitmediğim için ama çok da su tutmaz diye düşünüyorum. Bu da benim aldığım, bu yaz giymeyi düşündüğüm bikinim. Bunu Suven'den aldım. Şöyle göstereyim. Böyle parlak ananaslar var üstünde. Bunu takım olarak aldım. Bu da altı. Altını da şöyle göstereyim. Yanlarında böyle bağcıkları var falan. Bu strapless üstün, işte şöyle ortasında bir detayı var. Buradan askıları var. Askıyla kullanabilirsiniz. Bunun askıları açıkçası birazcık benim omzumu sıktı. Belki şeyde suda gevşer, biraz rahatlar ama askısıyla kullanmasam bile strapless olarak denediğimde gayet rahat olduğunu gördüm. Benim hem alt hem üst bu bikini takımım 36 beden. Eğer Suven'den almak isterseniz, internette satışı varsa, ben mağazasından aldım. Bunun da yine size linkini bırakırım. 75-75-150 lira gibi bir paraya aldım. Hem altını hem üstünü toplamda 150 lira. Bence fiyatlara bakılırsa normal. Zaten Penti'de falan da bu tarz bikiniler bu civarlar. Hatta daha da pahalıydı. Bikinim bu şekilde. Bakalım, yine bu sezon giydikten sonra herhangi bir bozulma olursa, şu pırıltılarında sönmeler olursa, ki olabilir, yine sizinle paylaşırım. Müzik.
merak ettiğim, uzun zamandır almayı düşündüğüm ve sonunda denemek için aldığım bir üründen bahsedeceğim size. Bu kaş sabitleme jelini aldım Trendyol'dan sipariş ederek. 59 lira, aynen 59 liraya düşmüştü. Kargo da bedavaydı. Onu özellikle tatil öncesinde almak istedim. Çünkü benim kaşlarım böyle aşağıya düşen bir yapıya sahip. Denizden çıktıktan sonra böyle aralarda güneşlenirken falan kaşlarımı sabitleme hoşuma gidecek diye düşünüyorum. Herkes bunun orijinal versiyonunu alıyordu. Ürün inceleme yorumlarını falan izledim. Ben özellikle keratin kolajen içerikli olanını sipariş ettim. Çünkü kimse bununla ilgili bir video çekmemişti. Ben de merak ettim. Paketlemesi gayet güzel geldi. Böyle akmasın, bozulmasın, işte kırılmasın falan diye çok güzel sabitlemişler. Şu kadar bir şişesi var. Kutusu var. Galiba orijinal olanında, bunun kolajensiz olanı daha geniş bir kutu. Bunu böyle yapmalarına sevindim. Çünkü çantama daha kolay atabilirim böylece. İçinden bir de şöyle bir tarak çıktı. Kaş tarağı. Bunun ucunu kendiniz kıvırabiliyorsunuz. Şöyle bir şekil verdim. Biraz alıyorum içinden. Bu şekilde geriye doğru tarıyorum. İlk anda çok yüksek bir sabitleme gücü varmış gibi görünüyor. Böyle gördüğünüz gibi bayağı yapıştırdı yukarıya yani. Ama sonra zamanla bu düşüyor. Ki ben düşmesini tercih ederim. Zaten çok yukarıda olduğu zaman doğallıktan uzak bir görüntü yaratıyor bence. Bu kadar belirgin bir şekil vermek isteyenler de biraz daha bol kullanarak, aralarda bunu yenileyerek bu şekli verebilir diye düşünüyorum. Ben beğendim bunu. İyi ki almışım. Yani yüzümde bir makyaj yokken bile yüzüme fresh bir görünüm verdiğini düşünüyorum. Eğer indirimde yakalarsanız bence siz de alabilirsiniz. Ben tavsiye ediyorum. Ama öyle çok über bir beklentiniz olmasın. Benim zaten çok dik kaşlar hoşuma gitmiyor. Ama kendimde bu kaşlarımın yukarı taranmış görüntüsü beni tatmin etti. Ayrıca keratin kolajen içeriğiyle kaşlarınızı da besliyor. Bu da benim almamda bir ikinci etken oldu. Çünkü bu tarz kaş ürünleri kullanırken kaşlarımın dökülmesinden korkuyorum birazcık. O yüzden bu besleyici olanını tercih ettim. Beğendim de size de tavsiye ederim. Stradivarius'ta, Zara, Bershka ve Pull&Bear'de indirim vardı. Stradivarius'ta cüzdanlar, çantalar, hatta takı kutuları falan filan da indirimdeydi. Ben bunu ilk kez gördüm. Daha önce görsem daha önce de alırdım muhtemelen. Böyle bir Mickey Mouse'lu çanta. Makyaj çantası olarak da kullanabilirsiniz. Ama makyaj fırçalarımı koymak için böyle bir şey arıyordum. Özellikle seyahatlere giderken makyaj fırçalarını hijyenik taşımak benim için önemli. Bunun bu şekilde plastik olması da kolay yıkanmasını, kolay kurumasını sağladığı için kumaş çantaların kuruması zaman alıyor. Fırçaları içine koyamıyorum. Öyle bir problem yaşadığımdan dolayı makyaj fırçalarımı koymak için böyle bir kalemlik aldım. Makyaj çantası aldım Stradivarius'tan. Bu da 40 liraydı ve gerçekten kaliteli. Fermuarı falan çok güzel kapanıyor. Bir de ben Mickey Mouse ve Minnie Mouse'u seven biri olduğum için aldığım tek Mickey'li şey bu değil çünkü. Bu da böyle bir anımdır. Bu da Anıl'a aldığımız şort. Bunu da H&M'den aldık. Anıl mayosunu şu videoda bahsettiği gibi ya da bu video bilmiyorum nereden çıkacağını. Her sene gittiğimiz yerde ya unutuyor ya kaybediyor ya ıslak olduğu için çantaya koyamıyoruz, kurutacak vakit olmuyor falan. Yine ona bir mayo almamız gerekti. Bu mayoyu da nereden? H&M'den almışız. Güzel, içinde böyle bir filesi var. Arkasında bir cebi var. Şöyle cırk cırklı bir cebi var. Beylerin rahatlıkla kullanabileceği, tercih edebileceği bir mayo. Önde de iki tane böyle cebi var, fileli. Bunun fiyatı da çok uygundu. 50-60 lira gibi bir fiyatı vardı. Bu kadar şey almışız. Anıl aldığımız şey bir tanecik mayo. Zavallı. Tatilde kullanacağım kozmetik ürünlere geçmeden son olarak bir de terliğimi göstereyim size. Birken terlik aldım. Benim aldığım 38 numara. Normalde 37 numara giyiyorum topuklu da. Yani ayağımı tam saran ayakkabılarda. Topuklu gibi, babet gibi ayakkabılarda. Ama böyle terlikler, spor ayakkabılar biraz daha rahat olsun diye 38 numarasını alıyorum. Eğer benim gibi aslında ayağınız tam kalıp 37 ise ama
bir tık daha geniş giymeyi seviyorsanız bunun 38'ini alabilirsiniz. Bunu internetten sipariş ettim. Daha önce internetten terlik almamıştım bu arada. Neyse ki tam beklediğim gibi geldi. Ayağıma olmasını istediğim gibi geldi. Şöyle, benimki bu renk. Modelini söyleyeyim. Arizona Eva. Antrasit rengi benimki. O yüzden bu rengini aldım. Antrasit rengini aldım. Ve çok rahatlar bu arada. Giydim denedim. Aşırı rahatlar yani. Hani bir tane terlik alayım, ömürlük olsun, her zaman giyeyim derseniz eğer, tavsiye ediyorum. Yine bunun da linkini açıklamaya bırakırım. Gerçekten çok rahat. Tatil boyunca ayağımdan çıkaracağımı pek zannetmiyorum. Hatta acaba topuklu falan yanıma almasam mı diye bile düşündüm. Ama alırım, kendimi biliyorum işte. İçimde böyle iki ayrı taraf var. Bir tarafı sürekli şık, böyle şıkır şıkır giymek isteyen. Bir tarafı da spor, böyle Allah ne verdiyse onu giyip gezmek isteyen. İkisini bir yere getirmişler, ben olmuşum. Artık bir şey demiyorum başka. Boş yapma. Anlat. Ne aldın? Böyle bir top aldım. Yine Mikili. Demiştim size, Mikili aldığım tek şey o makyaj çantası değil diye. Böyle üstünde Mickey baskıları var. Disney lisanslı bir top. Bunu da Migros'tan aldım. 10-15 lira gibi bir fiyatı vardı. Tam bakmadım. Yani yazmıyordu. Kasada da 10-15 lira gibi dediler bana. Ben de aldım. Bilmiyorum yani. Tam olarak bilmiyorum yani. Bu topla muhtemelen Anıl'la ayak tenisi oynarız. Yok efendim stop oynarız. Yok sahilde bununla voleybol oynarız falan. Bir de küçük olduğu için aldım bunu. Hemen bavula atar kapatırım diye düşündüm. Öteki türlü o şişirilen topları aldığım zaman benim onu şişirmeye ciğerim yetmiyor. Onu şişireceğim diye ayrı yoruluyorum. Ya da Anıl da hani onu şişirmek yorucu yani kısacası. Üstüne üstlük hadi eve dönüyoruz derken bir de onun havasını almak gerekiyor. Üstüne üstlük bir de onlar uçuyor yani en sevmediğim şey. Topu böyle atıyorsun, hop top öteki tarafa uçtu rüzgardan falan. Bunu da attım bu arada. Tatil alışverişi videosu diye açtınız. Siz böyle şıkır şıkır elbiseler göreceğiz diye bekliyorsunuz muhtemelen ama benim aldığım şey bu işte. Bu. Mikili top. Ne yapacağım? Böyle yaratmış Allah yani. Güzel bir top bu arada. Tavsiye ederim. Geldik kozmetik kısmına. Çocukluğumdan beri ben de en çok işe yarayan, benim kolay bronzlaşmamı, canımın yanmamasını, soyulmamamı sağlayan, ki ben çok fazla öyle güneşte kaldığım zaman hassas bir cildim, yani yüzüm hariç hassas olmadığı için cildim öyle çok yanıp da soyulmam. Hatta ilk gün gittiğimizde bile ben akşam bakarım ki bronzlaşmışım, bikini izi olmuş, mayo izi olmuş. Ona rağmen korunmak çok önemli. Güneşten korunmayı asla ihmal etmeyin. Çünkü geçen sene Anıl ihmal etti. Ya yok ya istemiyorum şimdi. Ne süreceğim krem falan dedi. Bir yandı arkadaşlar. Bir yandı, anlatamam size. Yani daha önce de yandığını görmüştüm. Çünkü krem sürmeye üşeniyor. Benim sürmemi de istemiyor. Aman boş ver diyor ama geçen sene öyle böyle yanmadı. Sırtı boydan boya yandı, soyuldu. Gittik Hametan aldık, Anestol aldık. Onları böyle ben karışım yapıp sırtına sürdüm falan. 2-3 gün sadece o yanığın acısından yatamadı, kalkamadı. O yüzden lütfen güneş kremi sürmeyi ihmal etmeyin. Anıl gibi olmayın. Nivea'nın bu güneş koruyucusunu aldım. Bunu hepsi buradan sipariş ettim. En uygun fiyatlı satış noktası hepsi buradaydı. Efsane teslimat diye bir seçenek var, oraya işaretledim. Hızlı gönderim yapan satıcıyı seçtim. Hemen ertesi gün elimdeydi. Bundan şu an sadece bir tane aldım. Yani bir şişe aldım, 200 ml. Eğer yetmezse tatilde tekrar yenisini alırız diye. UVA ve UVB koruması içeriyor. Ben 30 faktör olanını aldım, yüksek. Sadece yüzüm için 50 faktör kullanıyorum. Bununla birlikte yine Nivea'nın bir güneş yağını aldım. Bunu da Anıl çok istiyordu. Çünkü bu gerçekten güzel bronzlaştırdığını söyledi. Ben kullandım mı hatırlamıyorum. Kullandıysam da yakın zamanda kullanmamışımdır muhtemelen. Çünkü ben zaten bronzlaşıyorum kolayca. Nivea Karoten Güneş Yağı. Altın renginde kalıcı bronzluk diyor. Deneyeceğiz bakalım. 6 faktör koruyormuş sadece. 6 faktör de varla yok arası bir şey zaten. Ben önce bunu kullanırım. Peşinden de bunu sıkarım diye düşünüyorum. Yüzüm için kullandığım güneş koruyucu da bu. Aven markasının termal su içerikli 50 faktör güneş koruyucusunu kullanıyorum. Bunu kullanmamın sebebi matlaştırıcı bir etkiye sahip olması. Çünkü benim cildim karma bir cilt. Bu hem karma ciltler için hem yağlı ciltler için. Böyle alnım hassas, yanaklarım kuruya yatkın, normal. T bölgem alnım aç, yani burnum ve çenem de yağlı denebilir. O yüzden bu benim cildime çok iyi geliyor. Geçen yılda bunu kullanmıştım. Şöyle yapısını da göstereyim size sıkıp.
çok yoğun olmayan bir yapısı var. Kolay sürülüyor. Sürüldükten sonra da beyaz leke bırakmıyor. Beyaz iz bırakmıyor suratınızda. Sadece çok hafif bir aydınlık veriyor. Ben de onu seviyorum. Yani bembeyaz kalmıyor suratınız. Ve bugüne kadar gerçekten cildime en iyi gelen, yüzüme özellikle en iyi gelen güneş koruyucunun bu olduğunu düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Buraya sürdüm. Sürdüğüm gibi hemen emildi cildim tarafından. Eğer karma, yağlı bir cilde sahipseniz gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz bunu. Bir de yine severek kullandığım bir gül suyu var. Bunu da internetten sipariş ettim. Gül Birlik markasının gül suyu. %100 doğal olduğu yazıyor üstünde. İnternet sitesinde de bu şekilde yazıyordu. Dermatolojik olarak test edilmiş. Ben gül suyunu tonik niyetine kullanmayı çok seviyorum. Hem yüzümü ferahlatıyor, hem de yazın sıcakladığım zamanlarda yüzüme böyle ekstradan ferahlamak için sıkıyorum. Bence biraz gözenek görünümüne de faydası oluyor gül suyunun. Özellikle çok kimyasal içerikli tonikleri sürekli kullanmak istemediğinizde onun yerine gül suyu kullanabilirsiniz. Bir de son olarak Defacto'dan böyle bir bucket shop geldim. Şöyle göstereyim. Bunun da fiyatı 40 liraydı. Hani uygun fiyatlı bir bucket şapka seçeneği arıyorsanız bunu da size tavsiye edebilirim. Son olarak yine rahatına düşkün bir insan olduğumu ağlama yazan bir ayakkabı aldım. Ben Skechers'ın ayakkabılarını kullanmayı seviyorum günlük hayatta. Özellikle son 6-7 yıldır falan sürekli Skechers giyiyorum. Çünkü rahatlığına bir kere alıştınız mı bir daha bırakamıyorsunuz. SPX mağazasında buldum ben bu modeli. Skechers'ın kendi satış mağazasına da baktım, online'a da baktım. Beğendiğim bir iki model oldu ama onların numaraları yoktu. Ben Delights modellerinden almayı düşünüyordum aslında Skechers'ın ama benim beğendiğim modellerinin hiçbirinde numara yoktu. Ne 37 ne 38, 37.5 hiçbirinin numarası yoktu. Online'da da yoktu. Ben de artık herhalde ayakkabı alamayacağım diye düşünürken Skechers'ın bu modelini o mağazada buldum. Şöyle göstereyim. Yine tabanı yüksek bir model ama çok fazla işte sim, ne bileyim renk falan yok. Şöyle. Tam beyaz da değil, kırık beyaz, krem gibi bir rengi var. Böyle olmasını da özellikle sevdim çünkü beyaz ayakkabı giydiğinizde biliyorsunuzdur. Beyaz ayakkabıların özellikle bu kenarları, önleri falan çok sararıyor kullandıkça. Ve ne kadar temizlemeye çalışsanız da temizlenmiyor. O yüzden krem rengi olması benim daha çok hoşuma gitti. Bu modeli internet sitesinde falan görmemiştim. Belki eski sezonundur bilmiyorum. Sadece dediğim SPX mağazasında vardı. Akasya'dan aldım ben. Eğer böyle bir model arıyorsanız, bu model hoşunuza gittiyse oraya bakabilirsiniz. Ben yine dediğim gibi internet satışında bulursam, görürsem aşağıdaki açıklama kısmına eklerim. Yaklaşık 650 liraydı sanırım. 650-700 o civar bir fiyatı vardı bu ayakkabının da. Kısacası tatil alışverişim bu şekilde. Kozmetikten plaj giyime, ayakkabıya, terliğe kadar hatta aldığım mikili topa kadar size gösterdim. Biraz sonra bavulumu hazırlayacağım. Bavul hazırlama kısmını seviyorum ama aldığım her şeyi bavula sığdırma kısmını pek sevmiyorum. Keşke bavulun içine atsam bavul kendi kendine onları düzenlese. Güzel olur değil mi? Bence iyi bir girişim fikri. Değerlendirin bunu, kullanın. Eğer fırsatım olursa bavulumu hazırlarken de video çekeceğim.
videolarımın devamını gelmesini istiyorsanız, beni ve kanalımı desteklemek istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bildirim zilini açarsanız eğer ben video koyduğumda telefonunuza bildirim gelir ve videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere.